Merhabalar bitci.com kullanıcıları ben Mehmet Çoban. Bugün 26 Mart Cuma ekranlarında görebileceğiniz gibi kripto para piyasası karışık bir seyre uyandı. Lider kripto para birimi Bitcoin'de çok hafif bir düşüş gözlemlenirken Ethereum'da ise %1.35 oranında bir yükseliş var. 1618 dolar seviyesinden işlem görüyor Ethereum dolar paritesi. Bitcoin'de ise 52 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabası şu dakikalar itibariyle devam ediyor. Önemli kripto para birimlerinden DOT'ta %0.72, Binance Coin'de %2.12, Litecoin'de ise %0.93 oranında bir kayıp var. Ancak buna karşın ADA'da %1.94, XRP'de ise %7.44 oranında bir yükseliş hakim şu dakikalar itibariyle. Bugünkü videomuzun ana konusu Bitcoin dolar paritesi. Hem dominansına bakacağız hem de Bitcoin dolar fiyatının geldiği son noktayı inceleyeceğiz. Bunun dışında e, Ethereum ve EOS da bugünkü videomuzda analiz edeceğimiz coinler arasında. Bu arada sizle bu e, anonsu yaparken Bitcoin şu anda artıya geçti. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. E, videolarımızdan ve analizlerimizden doğrudan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bitcoin dolar paritesi ile ilgili son yaptığımız analizlere dikkat çektiğimiz birkaç önemli nokta vardı. Birkaç önemli trend çizgisi vardı ve bu trend çizgisinin üzerine çıkılmadıkça Bitcoin dolar paritesindeki her yükselişin kar satışlarla karşılaşma riskinden bahsetmiştik. Beklentilerimiz doğrultusunda hareket etti Bitcoin dolar paritesi. Bir trendlerden bir tanesi bu siyahla gösterdiğimiz trend çizgisiydi. Bunun üzerine çıktı bir miktar. Ancak dikkat ederseniz Bitcoin dolar paritesi bu trend çizgisine yaklaştıkça ciddi anlamda bir geri dönüş sinyali veriyor. Bunun dışında asıl önemli tren çizgisi ise kırmızı ile gösterilen bu tren çizgisiydi. Bunun üzerine çıkması durumunda Bitcoin dolarda 75.000-78.000 bin, bin dolar bandına doğru bir hareketlenme olabileceğini önceki analizlerimizde belirtmiştik. Ancak bu iki tren çizgisinde ne kadar güçlü olduğu, geçilemediği durumda aşağı yönlü riskleri ne kadar çok olduğunu şu anda birlikte yaşıyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken nokta 52.603 dolar seviyesi. Bu seviyede özellikle dikkat çekiyorduk. Çünkü daha önce... Bitcoin dolarda bu seviyelerin üzerinde geçilmesi ve geçilmemesi durumunda ne kadar sert hareketlerin olduğunu görüyoruz. Şurada geçilemiyor ve sert çok sert bir şekilde geri çekiliyor. Şurada yukarı çıkıyor ve Bitcoin dolar e, zirve noktasını test ediyor. Şimdi Bitcoin dolar dikkat ederseniz şu bölgede yani 52.600 dolar seviyesinde e, bir e, karar verme aşamasında. Şimdi bu kara verme aşamasında önemli birkaç nokta var. Şimdi Bitcoin dolar e, 20 Mart'ta başlattı. Yaklaşık 60.000 dolar seviyelerden başladı bir düşüş trend çizgisi var. Yani Bitcoin'deki bir 60 bin dolar seviyesinden başlayan düşüşün, düşüş satış baskısının azalması için o zaman bu trend çizginin üzerine çıkması gerekiyor Bitcoin dolar paritesini. Bu trend çizgisinin de şu an için direnç noktası 56.200 dolar seviyelerine denk geliyor yaklaşık olarak. Yani Bitcoin doların öncelikle bu üzerindeki satış baskısını ortadan kaldırması için 56.200 dolar seviyesinin üzerine çıkması şart. Ancak bu da yeterli değil. Şurada dikkat ederseniz birkaç tepe var. Bu birinci tepe, bu ikinci tepe, bu üçüncü tepe. Yani bir sonraki tepenin aslında 57.100 dolar, 57.200 dolar seviyesinin üzerinde olması gerekiyor ki Bitcoin'de artık bir satış baskısının azaldığından bahsedebiliriz. Bu gerçekleşirse Bitcoin'de tekrar 62.000 dolarlı seviyelere kadar bir hareketlenme beklenebilir Bitcoin dolar paritesinde. Şimdi bu olumlu senaryo olumlu senaryo bir özet geçelim tekrar üzerindeki satış baskısının azalması için ilk önce 56.200 dolar seviyesinin üzerine çıkması ancak daha da önemlisi 57.200 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmesi lazım bitcoin dolar parasında ikinci yani bir sonraki tepenin bu tepenin üzerinde olması şart. Bu senaryo gerçekleşirse 62 bin dolar seviyelere kadar Bitcoin dolar parası bir hareket gözlemleyebiliriz. Ancak olumsuz senaryoda şimdi 56 bin, e, 52 bin 603 dolar seviyesi kritik dedik. Bu seviyenin üzerinde yani şu bantta hareket ediyor Bitcoin dolar paritesi. Geri çekilmelerde ise 49.806 dolar seviyesinde bir ara destek noktası var. Bu desteğin nokta ise 47.082 dolar seviyesi var o zaman bitcoin dolar partisi. Bu kırmızı ile gösterdim. hatta bunun biraz da kalınlaştıralım Bu kırmızı ile gösterdim. tren çizginin üzerine çıkamazsa 47.082 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riski var şu anki fiyatlar itibariyle yoklaşık bu da 5000 dolarlık Bir risk anlamına geliyor bitcoin dolar paritesinde arada ise 49806 dolar seviyesinde Bir ara destek noktası bulunuyor bitcoin dolar paritesi için Ancak şunu da söylemekte fayda var şimdi Vereceğimiz fiyatlar belki çok aşağılarda gelebilir Şimdi bitcoinde biz Daha önceki analizlerimizde Bu trend çizgisi üzerinde fazlasıyla duruyorduk Şimdi bu trend çizgisi 2017'de Bitcoin dolar seviye, Bitcoin dolar paritesinin gördüğü zirve noktasından aşağı yönlü oluşan bir düşüş trend çizgisi. Bu trend çizgisinin altında kaldığı her süreçte bu dönemde yaptığımız analizlerde Bitcoin dolar paritesinin aslında bir düşüş trendi altında hareket ettiğini ve yükselişlerin muhakkak bu trend geçilmedikçe e, kar satışlarıyla karşılaşabileceğini uyarısında bulunuyorduk sürekli olarak. Nitekim bu trend çizgisi e Temmuz ayının sonuna doğru kırıldı ve Bitcoin dolar paritesi yükselişine başladı ve yeni zirvelerini, yeni rekor seviyelerini test etti. Şimdi ise durum tam tersi. Tam tersi, tam tersi derken şunu kastediyorum. Yani şurada biz düşüş trendi dedik. Bitcoin dolar paritesi de düşüş trendini test altında hareket ediyordu parite. Burada ise yaklaşık Ekim ayının ortasından beri orta ve uzun vadeli yükseliş trendi. Yani ana trendimiz bu Bitcoin dolar paritesinde. o dönemde yaptığımız analizlerde Belki hatırlarsınız e, Bitcoin Dolar Partisi'nin bu trend üzerinde şu şekilde hareket etmesini beklediğimize yönelik analizler paylaşmıştık sizinle. Ancak burada makro stratejinin ile başlayan kurumsal alımların artması, Paypal'dan gelen olumlu e, gelişme, Paypal haberiyle gelen olumlu bir hava... Bunun dışında yine kurumsal alımların daha fazla artması bu trend çizgisinin üzerinde Bitcoin dolar partisinin uzaklaşmasını neden oldu sağladı daha doğrusu ve rekorlar bu trend çizgisinin üzerinde gerçekleşti. Yani aslında biz Bitcoin dolar partisinde ana yükseliş trendimiz bu koyu renkle gösterdiğimiz trend çizgisi. Bu trend çizgisinde destek noktası bugün oldukça aşağıda gelecekse ama yaklaşık 32 bin dolar seviyesine denk geliyor. Yani Bitcoin dolar paritesi aslında 32 bin dolar seviyesinin altına inmedikçe Orta ve uzun vadeli yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Tekrar belirtelim şurada olumlu haberler gelmesi makro strateji ile başlayan kurumsal alımlarla ilgili olumlu strateji e, haberler. Paypal'la ilgili olumlu haberler gelmesiydi, biz çok büyük ihtimalle Bitcoin dolar paritesini şu seviyelerde ya daha böyle stabil bir şekilde, daha böyle daha sakin bir şekilde yükselişini gözlemleyecektik. Ancak gelen alımlar yani şu bölge aslında Bitcoin dolar paritesinde gelen olumlu haberlerin etkisiyle oluşan bir görüntü. Ancak ana yükseliş trendi hala Bitcoin'de değişmedi. Şurası da 32 bin dolar seviyesine denk geliyor bugünkü fiyatlar itibariyle. Yani Bitcoin dolar paritesinde evet şu seviyelerden. E, pozisyon açan yatırımcılar için 32 bin dolar seviyesi oldukça aşağıda bir nokta. Ancak e, bunu bilmekte fayda var. Bitcoin dolar paritesi 32 bin dolar seviyesinin altına gelmedikçe ana trend hala yukarıda Bitcoin dolar paritesinde. Peki Bitcoin dolar paritesi gerçekten ana e, yükseliş trendinin destek noktasını test edebilir mi? İhtimaller dahilinde ancak çok yüksek bir ihtimal değil küçük bir ihtimal gibi gözüküyor. Zira Bitcoin'de şu bölge aslında Fiyatların oldukça yani maliyetlerinin oldukça fazla olduğu bir bölge. Yani o zaman biz 43.700 dolar seviyesinin altına gelmedikçe bitcoin dolar da e, şu an için daha da şu anki görünüm itibariyle ana yükseliş trendinin destek noktasına çok fazla test edilmeyecek gibi gözüküyor bitcoin dolar paritesinde. Özetlersek bitcoin dolar paritesinde evet bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin yukarı doğru kırılması için belirttiğimiz noktaların üzerine çıkılması lazım. Aksi takdirde bitcoin dolar paritesinde 49.800 ve 47.082 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riski var. Hemen bitcoin dominansına da şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi bitcoin altcoin ile ilgilenen yatırımcıların önemli dikkat etmesi gereken nokta aslında bitcoin'in fiyatı değil bitcoin'in dominansı. Şimdi bitcoin'in dominansı şu anda 60 ile 63 seviyesi arasına %60 da %63 seviye sırasına sıkışmış durumda. Şimdi Bitcoin altcoin sezonunun başlaması için yani altcoin'lere bir fon akabilmesi için Bitcoin dominansının 60'ın altına inmesi şart. Eğer 60'ın üzerindeki kalırsa her düşüşte bitcoin dolar paritesindeki her düşüş altcoin'leri de beraberinde sürükleyecekleri altcoin'lerde de beraberinde bir satış etkisi gösterecektir. O sebeple takip edilmesi gereken nokta bitcoin dominansı ve bitcoin dominansında 60 seviyesi. 60 seviyesinin altına gelirse 57 62 ve 58 93 seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir dominansta işte bu aralıkta da altcoinlere ciddi bir fon girişini görebiliriz, Bitcoin e, altcoinlere ciddi bir şekilde bir fon girişi e, görebiliriz. 57% 5757.14 seviyesi de Bitcoin dominansında önemli bir nokta. O zaman biz Bitcoin'de yani altcoinleri takip ederken, altcoin sezonunu takip ederken e, Bitcoin'in fiyatını değil, dominansını takip edeceğiz. Orada da 60 seviyesi 60.26 tam olarak 60.26 seviyesinin altına gelip gelmeyeceğini kabul, e, ta, e, takip edeceğiz. Tekrar edelim bu seviyenin üzerinde kaldı sürece dominans Bitcoin'deki düşüşlerde altcoin'lerde negatif şekilde etkilenecektir. Hemen Ethereum'a geçelim isterseniz. Şimdi Ethereum'da da aslında Bitcoin'e çok benzer bir seyir var. Ethereum'da da yaklaşık 1837 dolar seviyesine çok dikkat çekmiştik Ethereum'da biliyorsunuz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı Ethereum. Eğer kalıcılık sağlamış olsaydı 2039 dolar seviyesindeki ana direnç noktasına kadar bir hareketlenme bekleyecektik. Bu seviyenin üzerinde de hedefimiz 2600-2700 dolar bandıydı Ethereum için. Ancak dediğim gibi 1837 dolar seviyesinin üzerinde kalınamaması Ethereum'da aşağı yönlü yeni bir hareket başlattı. Ve şu anda 1551 desteğinde tutunma çabası içerisinde Ethereum. Bu seviyenin altında 1439 dolar seviyesi var Ethereum dolar paritesi için. Peki da bu ee, satış baskısından kurtulması için ne yapması gerekiyor? Öncelikle bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisinin üzerine çıkması şart. Burası da bu anki şu an Sanki fiyatlar itibariyle yaklaşık 1676 dolar seviyesi yapıyor. Bu seviyenin üzerinde ise 1721 dolar seviyesinin üzerine çıktığı zaman bu trend çizgisinin artık kırıldığına teyidini alacağız. Ancak 1837 dolar seviyesinin gerçek anlamda bir rahatlama için üzerine çıkılması şart. Ethereum'da da benzer bir şekilde az önce Bitcoin'de olduğu gibi şu aralıkta daha önceki analizlerimizde sık sık belirttik. Şu aralıkta aslında ciddi bir maliyetlenme olduğunu biliyoruz Ethereum'da. Yani 1279-1439 dolar bandı Ethereum'da çok kuvvetli bir destek bölgesi. Daha önceki sert satışta yani 2039 dolar seviyesinden başlayan ve 1296 dolar seviyesine kadar devam eden sert satışta şu destek bölgesi çalışmıştı. Ethereum'da da Bitcoin'e benzer bir şekilde ana yükseliş trendi biraz altta. Onda da olumlu haberlerle yani kripto para piyasasındaki olumlu haberlerle bu Ana trendin üzerindeki hareket biraz yukarılara taşındı. Ethereum'da da ise şu an için bu ana trendin destek noktası yaklaşık 1000 dolar seviyelerine denk geliyor. Ancak 1000 dolar seviyelerini şu an için şu anki fiyatlar itibariyle çok görülme olasılığı yok gibi. Yani 1279-1439 dolar seviyesinin altına Ethereum'un çok gelmesini şu anki teknik görünüm itibariyle beklenmiyor gibi. Ee, ancak dediğim gibi çok kısa vadeli düşünen yatırımcılar ise şu trend çizgisini mutlaka takip etmeli. Az önce belirttiğimiz gibi yaklaşık 1673 ve 1721 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasını görmemiz lazım Ethereum'da. O zaman 1551 dolar seviyesi eğer bu gerçekleşmezse 1551 desteği de çalışmayabilir. 1439 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi 1279-1439 dolar bandı Ethereum için son derece kuvvetli destek noktası. Hemen isterseniz EOS'a şöyle bir bakalım. EOS aslında yeni yıla gayet iyi başlamıştı ancak Ocak ayının ortasında 10 Ocak'ta yanılmıyorsam bir istifa haberiyle beraber EOS çok sert bir satış oldu ve yaklaşık 4 dolar 3.90 dolar seviyelerinden yaklaşık 2.30 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı EOS'ta. Uzun süre bir bekleme süresinden sonra EOS tekrar atağa kalktı ve daha önceki görmüş olduğu noktanın da üzerine çıkarak 5.50 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu seviyelerde çok kalamadı ve şu anda EOS son satışlarla beraber yaklaşık 3.70 dolar seviyelerine kadar geriledi. EOS'ta aslında işler iyi gidiyordu teknik anlamda. Bu mavili gösterdiğimiz trend çizgisi üzerinde çok agresif olmayan bir yükseliş trendi vardı. Ancak dünkü sert satışlar bu trendin altına gelmesine neden oldu EOS'ta. Şimdi EOS'ta iki tane nokta var. 3.45 ve 3.27 dolar seviyesi. Dikkat ederseniz zaten EOS 3.45 dolar seviyesindeki destek noktasına tutundu ve yönünü tekrar yukarı çevirmiş gibi gözüküyor. Ancak henüz bunun teyidini almadık. Bunun teyidini biz ne zaman alacağız EOS'ta? 3.96 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla EOS'ta bunun teyidini alabiliriz. Ancak EOS'ta asıl geçilmesi gereken nokta burası. Burası da yaklaşık 4.28 dolar seviyesi. Yani alttan gelen yükselen trendle üstten gelen düşüş trendinin kesiştiği nokta yaklaşık bu seviyeler bu seviyeye aşılırsa EOS'ta ciddi anlamda bir prim potansiyeli taşıyabilir. İlk aşamada tekrar 540 dolar seviyelerine kadar EOS'ta bir hareket bekleyebiliriz. Kısaca özetleyelim tekrar 3.45 ve 3.27 dolar seviyesi EOS'ta önemli destek noktaları bunun altına gelmesi, gelmemesi gerekiyor EOS'un. E, beklenti de gelmemesi yönünde yukarı hareketlerde ise ilk aşamada şu trendin üzerine yeniden çıkması gerekiyor. Burası da yaklaşık 3.94 dolar seviyesi yapıyor. Ancak EOS'ta bir Yükseliş koşusundan boğası demeyelim de bir yükseliş hareketten bahsedebilmemiz için 4.24 dolar seviyesinin üzerine çıkması şart. O zaman 5.5.50 dolar seviyelerine kadar Eosta bir prim potansiyeli görebiliriz şu anki görünüm itibariyle. Bugünkü analizimizde Bitcoin, Dolar, Ethereum ve EOS üzerine durduk. Sizden gelen yorumlar ve istekler doğrultusunda... Ee, videonun altına yazdığınız her türlü yorumu hemen okuyorum. Hem de arkadaşlarım takip ediyorlar. Ee, her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi ve isteklerinizi e, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize lütfen bu dönemde çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.